Velespitli Seyahat'ten herkese günaydın. Gülpınar'dayım ve Gülpınar'da da pansiyondayım. Hector Pansiyon. Burası hakkında şöyle söyleyeyim. Burası gerçekten güzel, fiyatı uygun, fiyat performans oranında kalabileceğiniz bir yer. Ben bir kişilik geceliğine 100 TL verdim. Kahvaltı dahil fiyatı. Yani bu anlamda gerçekten iyi. Hem çamaşırlarımı yıkadım, hem kendim yıkandım, temizlendim. Hem böyle gıda ikmallerimi yapacağım bir yer oldu. Size burayı tavsiye ederim. Şimdi bugün nereye gideceğim? Bugün Gülpınar'dan artık Assos'a doğru tekrar yol almaya başlayacağım. Ama işte buradan yol almaya başlamadan önce gidip bir markete eksiklerimi almam lazım. Çünkü bir sonraki rotada gıda takviyesi yapabileceğim çok bir market olmayacak. Sadece bakkallar olacak ama işte hazır yemekleri her yerde bulamıyorsunuz haliyle. Hadi gelin şimdi size bu odayı bir göstereyim. Odada şöyle 3 tane yatak var. Bu biri ve şöyle ikisi. Bolca priz var, onu söyleyebilirim. Şurada küçük bir televizyonumuz var. Klimamız var, gerçekten güzel soğutuyor. Eğer taze hava almak istiyorsanız da buradan camı açabiliyorsunuz. Burada dolaplar var. Yani kullanabilirsiniz, ben kullanmadım ama. Burada da işte tuvalet banyo kısmı var. Şofbeni var. Yani hava yeterince sıcak olduğu için zaten şeye gerek kalmadı. Şofbeni kullanmaya gerek kalmadı. Yani o da genel anlamda bu şekilde. Gülpınar merkezde bulunan A101'den gıda ihtiyaçlarımı tamamladım. Her şeyi hazırladım. Şimdi Troya yoluna doğru ilerliyorum. Gülpınar'a gelmişken burada görebileceğiniz bir yerde Apollyon Smithyon Tapınağı oluyor. Şu an ben de oraya doğru gidiyorum açıkça. Orayı da bir görelim. Smithyon'a giriş yapmak için buradan geliyorsunuz. Müze kart ya da şöyle tek girişlik bilet alıyorsunuz. 12,5 TL bilet. Ben müze kart almadım. Bu biletle şimdi buraya gezeceğiz. Hadi bakalım içeri girelim. Smithyon, kutsal alanı eski çağlarda bölgenin önemli bilicilik ve kült merkezlerinden biridir. Leto ile Zeus'un oğlu Apollon Smithyon, fare kültü ile ilişkili tanrı olarak karşımıza çıkar. Çok fazla yetenekleri ve işlevleriyle tanınan tanrı, özellikle Gülpınar'da çiftçilere zarar veren fare gibi küçük hayvanlar ile sıfatlandırılarak da bilinir. Tanrı okları ile fareleri öldürerek çiftçileri korurken, halkına eziyet eden kralları ise oklarıyla aldığı veba mikrobu ile onları cezalandırır. Tanrı Apollon, kült heykelinin ayaklarının bir bölümü kazılarda ele geçer ki, o Strabon'a anlatılanlara göre onların üzerine basarak fareleri cezalandıran tanrıdır. Troya yolu 4. gününde görmüş olduğumuz antik köprünün, yani Roma köprüsünün kalıntılarının burada bir bağlantısı oluyor. Kutsal yol. Kutsal yol Tuzla Roma köprüsünden geçiyor bu arada. Yani tam olarak buradaki yol oraya kadar gidiyor. Muhteşem değil mi sizce de?
Kazı alanı çok büyük. Gez gez bitmiyor. Yani birçok yapı var. Bazılarında levhalar var, bazılarında yok. O yüzden sizlere bazı kısımları anlatabiliyorum, bazı kısımları anlatamıyorum. Ama gelin, yani buralara gelmişken buraları da görmek, bu antik kenti de dolaşmak gerçekten güzel. Apollon Simitesu'ndan ayrıldıktan sonra şimdi yoluma başladım. İlk olarak Kocaköy'e gidiyorum. Kocaköy Gülpınar'a 7 kilometre uzaklıkta. Ardından da Bademli'ye gideceğim. Bademli'de toplamda az daha yolu karıştırıyorduk. Şurada çarpı var bu arada. Bademli'de Kocaköy'den 5 kilometre. Yani toplamda 12 kilometrelik şu anlık yolumuz var. Gülpınar hakkında şunu söylemek istiyorum. Gülpınar güzel. Yani pansiyon gerçekten iyiydi. Yeme içme anlamında yerler var. İşte eczane var, market var. Ve benzeri ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İnsanları bir tık garip. Yani sanki hiç sırt çantalı yürüyen birileri görmemişler gibi bakıyorlar. Yani bilmiyorum, şaşkınlıkları da olabilir, gizleyemiyorlar da olabilir. Ama genel anlamda ben de iyi izlenim bıraktı. Şimdi Troya yoluna devam ediyorum. Zaten izleri de takip ede ede yürüyoruz zeytinlikler içerisinde. Bu arada zeytinliklerden bahsetmişken de buralar hep zeytin yatağı ve muhteşem zeytin kokuları geliyor. Ben zeytini çok severim. Toprak işlendiği için oldukça yumuşak ve çıkması zor ya. Bayağı sahilde yürüyormuşçasına engelliyor sizi. Ve bu arada tırmanıyoruz. Gülpınar'dan çıktıktan beri sürekli tırmanış halindeydim ve şu yoldan geldim. Ana yola bağlandım. Şurası da Gülpınar köyü. Burada bir çarpı var. Bu yöne gitme diyor, geri gidersin diyor. Biz şimdi bu yolu izleyeceğiz ve sonra tekrar ormana dalacağız.
ve dik bir tırmanışın ardından işaretlere tekrar kavuştuk. Bu kısmı yeni açmışlar muhtemelen çünkü bayağı çalılıklar varmış, temizlenmiş. Şöyle tel örgüler çekilmiş. Muhtemelen eski yol şuralardan bir yerden geliyor olabilir. Çünkü bakın işaret burada. Biz şimdi buradan yukarı çıkacağız. Bakalım. Diğer işaret de burada. Gülpınar'dan çıktıktan sonra 4.13 kilometre geldim ve şu an böyle keçi sayılarının arasında yeşillik bir yer buldum. Öğlen saati olduğu için öğle yemeği de yiyeceğim. Yani Gülpınar'dan geç çıkmamızın nedeni de antik kenti dolaşmamız oldu. O yüzden öğle yemeği de buraya denk geldi. Ne var menüde? Fasulye pilaki var. Bu da yaylanın. Çıkmadan önce almıştık. Güzel oldu. Öğlen yemeğimizi bir yiyelim bakalım. Bunlar güzel oluyor. Yani hiç uğraşmıyorsunuz dediğimiz gibi. Pratik. Aç ye. Başarılı. Konserve almamanın nedeni de şu. Konservenin teneke olduğu için onu taşımak da ölüm oluyor bittikten sonra. Ama bunu kıvırıyorsunuz. Cebinizde koyun ya da ne bileyim bir poşete koyup çöpe kolayca atabiliyorsunuz. O yönden bu paketler daha iyi. Buraları da görünce sanki Çanakkale'de değil de İç Anadolu'nun bağrında dolaşıyormuşum gibi bir hissiyat oluşuyor bende. Ben daha önceden bu kısımlara değil de bunun ana yoldan giden kısımlarında pedal çevirmiştim. O zaman da çok şaşırmıştım buraları görünce. Hala şaşırıyorum. Çok değişen bir şey olmadı. Çok değişik bir coğrafya Çanakkale bölgesi. Hem yeşil alanı bol hem böyle çorak alanı bol. Değişik ya, gelip görün yani. Karşıda görmüş olduğunuz köy Gülpınar Köyü ve ben o yoldan böyle derinlerden şu vadinin oralardan böyle dolaşa dolaşa geldim. Şimdi neredeyim? Şöyle bir tepedeyim ve yolum şuradan devam ediyor. Hala köye gelemedik.
Ama iyi tırmandık keçi gibi. Gülpınar'dan çıkalı 7 kilometre oldu. Hava sıcaklığı 32 derece. Öğlen saatleri. Tam kafama doğru böyle güneş vuruyor ya, acayip. Saklanacak çok gölge de yok. O yüzden koca köye doğru ilerlemeye devam ediyorum. Köye vardığımda kesinlikle soğuk maden suyu, gazoz, kola, artık ne bulursam yapmayı düşünüyorum. Bu rotayı yürüyecek arkadaşlara en azından bu kısmı kesinlikle su bulundurun yanınızda. Şu ana kadar herhangi bir su kaynağına rastlamadım. Yani Gülpınar'dan Kocaköy'e kadar herhangi bir su yok. Yanınızdaki suyla idare edin. Kocaköy'ün hemen altında şöyle bir su kaynağı buldum. Bakalım temiz mi değil mi? Bir görelim. Hemen geldik. Bu noktada su bulabilmek gerçekten güzel. Bakıyoruz. Temiz, içilebilir. O zaman içelim. Bırakmıyorlar beni. Bırakın geçeyim. Bırakın. O köye varmam lazım. Bırakın. O sodayı içmem lazım. Bırakın. Ah. Oh, geçtim sonunda. İnişti, çıkıştı. Keçi yolları derken 8.40 kilometre ardından Kocaköy'e geldim. Şimdi burada böyle kahve gibi bir şeyler bulursam oradan bir maden suyu, soda, artık soğuk bir şeyler içmek istiyorum çünkü hava bayağı sıcak. Hey dostum. Ne yapıyorsun?
Kocaköy kahvesinde maden suyu, limonata, vişne gibi içecekleri içtim. Hepsine toplamda 5 lira verdim. Hemen hemen her köyde aynı fiyat zaten. Şimdi buradan çıkıyorum ve Bademli'ye doğru ilerlemeye başladım. Bu köye gelene kadar ciddi tırmanış var. Burada işte soğuk içecek ikmalinizi falan yapabilirsiniz. O yönden güzel bir yer. Kocaköy'den çıktıktan sonra bu yolu takip ediyorsunuz. Ana yoldan çıkıyorsunuz. Ve buradan artık Tura yoluna tekrar bağlanıyoruz. Buradan Bademli'ye 5 kilometre diyor ama çok da öyle olmuyor. Çünkü bazen yolları karıştırabiliyorsunuz. Mesafe genellikle uzuyor. Kısaldığını görmedim şu ana kadar. Dostlar merhaba. Yalnız ben bir şey fark ettim. Köyden çıktığımdan bu yana Tura yolunun uygulamasıyla benim gittiğim yol biraz farklı gibi gözüküyor. Yani şöyle göstereyim. Uygulamaya baktığınızda yolun şuradan gitmesi gerekiyor ama ben buradayım. İşaretler devam ediyor. Acaba beni buradan Bademli'ye mi bağlayacak yoksa bir yere çıkamayacağız mı? Ya da çok farklı bir yere mi gidiyor? Anlamadım yani. Değişik. Bakalım biraz daha ilerleyelim de yol nereye götürecek tekrar orada görüşeceğiz. Çok garip. Hadi gidelim. Dostlar kısa bir güncelleme yapalım. Şuradaki aracı görüyorsunuz. Ana yola geldik. Şimdi normalde biz ana yola bağlandık. Normalde yol şöyle gidip buraya geliyor ama yolun ya da yeni yolun beni getirdiği, dolaştırdığı güzergah bu. Ha, iyi mi oldu, kötü mü oldu onu bilemem ama orman içerisinden geldik. Mesafe uzadı. Onu söylemiş olayım. Yani bu yol devam ediyor mu, gerçekten var mı bilmiyorum. Ama bizim gerçek yolumuz bu yani. Şimdi buradan Bademli'ye çok bir şey kalmadı. Zaten Bademli buradası buraya yakın. Bakalım. İşaretimiz böyle ve biz bu yana doğru gideceğiz. Ormandan tam olarak şuradan çıkıyorsunuz ve ana yola bağlanıyorsunuz. Ben şuradaki çeşmeden sularımı tazeledim, doldurdum. Şimdi buradan yolun karşısına geçerek tekrar vadi içerisine iniş yapacağız. Burası oldukça kötü, kaygan. O yüzden batonlarla frenleme yapmak önemli.
Yoksa kayıp düşebilirsiniz. Keçi gibi tırmanıyoruz gene. Makiliklerden. Oradan buradan. Vallahi kısa kolluyla geldiyseniz kesinlikle her yeriniz çizilir. Onu söyleyeyim. Yol şu şekilde devam ediyor. İzleri takip etmeye devam. Ve o ilk yerden şu kadar çok tırmandık. Ben tepeye çıktım ama burası bayağı büyükbaş çiftliği gibi olmuş. Hatta burada bir tanesi bana bakıyor şu an. Ben gidiyorum, gidiyorum. Bademli'ye gidiyorum. Buradan mı? Böyle mi? Hiç tepki yok. Neyse ben izleri takip ediyorum. Görüşürüz. İzlerimiz şöyle devam ediyor. Akşam nerede kalacaksın? Astos mu? Astos'a varamayız. Varamazsın. Bir... Ama yatak, yorgan, yiyecek, içecek vardır üzerinde. Tabii her şey var bizde. Tabii. Malzemeler çantada yüklü. Öndeki neresi? Benim buralı, Çanakkale'yim ben. He, neresinden? Biga. Biga'dan. Aha. Hmm. Hiç gittin mi? Biga'ya içinden geçtim. Hmm. Ankara'ya giderken. Aha. Travayla. Aynen. Daha eskiden de bir kere küçükken gitmiştim. Evet. Daha gitmedim Biga'ya. Çoban abiden biraz köy hakkında bilgi aldım. Köyde iki tane market olduğunu söyledi. Oradan ihtiyaçlarını tamam, ondan sonra zaten koyun evi 1 kilometre civarı dedi. Oralarda kamp kurabilirsin diye söyledi. Buranın halkı güzel, yardımsever. O yönden bir sıkıntı şu ana kadar yaşamadık. Tabii şu arkada yeni deprem evleri yapmış devlet. O sebeple de yolun bu kısımları hep değişmiş. Uygulama tabi güncellenmediği için ve rotayla, uygulamadaki rotayla bizim yürüdüğümüz rota arasında farklılıklar oluşuyor. Bu da insanların yanılgıya düşmesine neden oluyor. Keşke öyle bir şey olmasa. Harita güncellense. Gülpınar'dan başlayan yolculuğum 16 kilometre ile Bademli köyünde son buldu. Bademli köyüne geldim ve burada bakkaldan birkaç alışveriş yaparken sağ olsun bakkal abi bana şurada çadır kurabileceğimi gösterdi. Tam arka alan, arka alanımda. Sizlere bakkalları da göstermek istiyorum. Şurada bir bakkal var ve şurada bir market gibi bir şey var. Bunlardan alışverişinizi yapabilirsiniz. Ben şimdi turumu burada sonlandıracağım, bugünkü turumu. Ve şu arka kısma hemen çadırımı kuracağım. Akşam yemeği vakti. Hem de günün değerlendirmesini yapalım. Yemekte ne var? Yaylanın nohutlu bulguru var. Bir de dardanel ton var. İkisini birleştirip yiyeceğim. Şimdi bugün Gülpınar'dan çıktım biliyorsunuz. Gülpınar'dan çıkarken Kocaköy'e kadar olan kısımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece dağlık taşlık inip çıkıyorsunuz vadi. Ve su konusu sadece... Büyük köyün, Kocaköy'ün altında vardı. Başka kısımlarda herhangi bir su yoktu.
Oraya kadar gelen arkadaşlar mutlaka suyunu idareli kullansın. Çünkü suyu başka yerde bulma imkanınız olmuyor. Sonrasında Kocaköy'de mola verdim. Orada bir şeyler içtim. Orada soğuk bir şeyler içebilirsiniz ama yemek anlamında ya da market alışverişi anlamında herhangi bir şey beklemeyin. Orada öyle bir durum yok yani. Kocaköy'den sonra rota sizi dağlara tırmandırıyor. Orman içerisinden gidiyorsunuz. Uygulamaya bakarsanız yanılırsınız çünkü uygulamadaki haritalar daha güncellenmemiş. O yüzden ben de biraz tedirgin oldum açıkçası. Yanlış yere mi gidiyorum? Acaba işaretler başkaları tarafından mı çizildi gibi gibi aklımda sorular oluşmaya başlamıştı. Neyse ki sorunsuz bir şekilde Bademli'ye kadar geldim. Bademli köyü ise gerçekten güzel bir köy, büyük bir köy. İki tane marketi var. Buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Yani market dediysem de bakkalın azıcık büyüğü yani. Çok da böyle hipermarket ya da işte A101 BİM gibi bir şey beklemeyin. Ondan sonra burada yeşil alanda sizler de kalabilirsiniz. Sağ olsun bak, marketçi abi bana söyledi burayı. Ben de öyle kalma ihtiyacı duydum. Yoksa buradan ben Koyunevi tarafına doğru ilerleyecektim ama yani ona gerek kalmadı. Artık yarın 15 kilometre civarı bir yolumuz olacak Assos'a kadar. Ondan sonra Assos'a geldikten sonra zaten etkinliğimiz bitecek. Neyse, artık benim yemeğim hazır. Ben bir yudum alayım bakalım. Başarılı. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.